Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua etmeyeceğiz. Dua ediyoruz zaten konuşurken de. Şimdi geldik biz nereye? Şeytan taşlama mahalline. Hangi şeytanın yanında? Büyük şeytanın yanında. Şimdi memleketteyken küçük şeytanlarla uğraşırken buradan tam büyük şeytanlarla uğraşıyoruz. Hem ciddi ciddi büyük şey. Ama bir tarafa bugünlerde biraz iyisiniz, daha işin başındasınız. Hele giriş noktasına kadar inşallah olmaz aramızda da bugüne kadar el ele tutuşup giderken bakarım yakında abim bir tarafta masada yemek yiyor, ablam bir tarafta. Nerede abi? Hanımdan darıldım diyor. Veya beyle darıldım diyor. Veya o da arkadaşıyla darıldım diyor. Sizde olmayacak inşallah. Ama ben yaşadım bunları, hep görüyorum sizlerde. Yani sizin gibilerde, sizlerde demeyeyim. İnşallah sizde olmaz. Niye biliyor musunuz? Yani burası öyle bir yer ki memlekette ufak demek şeytanlarla uğraşıyoruz. Ama burada şeytanın generalleriyle, rütbelilerle uğraşıyoruz. Burada bizi alt edemeyen ufakları, generalleri Cenab-ı Allah, o şeytan işte söz aldı kıyamete kadar, bizi yoldan çıkarmak için, ibadetlerinizi heda etmek için uğraşıyor. Şimdi şundan dolayı nasip olursa inşallah ne zaman yaparız onu ayrıca bir bilgilendirme yapacağım ama sakın ola ki şeytana bir prim vermeyin. Yani size vesvese verecek, yapmış olduğunuz ibadetlerinizi boşa çıkarmak için uğraşacak. Ta ki bu memlekete varıncaya kadar, memlekete vardığınızda da bazı durumlar olabilir. Buna karşı dirayetli olun. Ufak bir şeyden hemen ateşlenirsiniz, celallenirsiniz. Hatta hac zamanında burada şeytanı taşlarken kendi başıma geldi, kendi hocamla geldi. Şimdi sizin gibi biz hacılarımızı topluyoruz. 2 hafta önceden, 3 hafta önceden ara ara sohbetler yapıyoruz. Diyoruz ki bunların en başına gelin, hacı abilerim, hacı ablalarım, sakın ola ki şeytana prim vermeyin, şeytana uymayın, dirayetli olun, hiç olmadık yerden size yanaşır, sizi kızdırır, sizi yoldan çıkarır dedi. Şimdi bir defasında hocamızla geliyoruz, grubumuz arkada, bayrak benim elimde, hocam dedi ki beni takip edin. Bayrak benim önümde olunca da millet beni takip ediyor haliyle tabii ki. Şimdi hocam ben bilmiyordum, işin açıkçası baştan söyleyeyim, hata bende de var, beni takip edin dedi ama biz de daha önceden geldik, biliyoruz zannediyoruz. Ama bilmediğimiz nokta şuymuş, peygamberimizin taşladığı noktayı bilmiyoruz, sünneti bilmiyoruz. Öbür taraftan doğru gelinip şeytan bu taraftan taşlanacak. Yani öbür taraftan taşlasanız da oluyor, onda sorun yok. Sol elle yediğinizde karnınız doymuyor mu? Duyuyor değil mi? Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sağ eliyle yiyor. Sağ elle yemek sünnet, sol elinizle yemek mekruh diyor. Sağ elinizle yiyin. Yani o da doyuyor. Ama sünnet olanla Resulullah'a uygun olan, onun yaptığını yapmak. Peygamberimizin yaptığını biz yapmadık. Oluyor olmuyor demiyorum. Biz kendi bildiğimize yaptık. Hocam da geldi buraya, bu taraftan taşladı. Anam bana bir verdi veriştirdi hacılara. Ben size demedim mi ben? Beni takip edeyim bilmem. Hocam sen dediğin de biz de demedik mi hacılara bana, şeytanı taşladıktan sonra sabretmek lazım, kızmamak lazım, işte sabırlı olmak lazım demedik mi? Ya o ayrı bu ayrı diye bir kızdı böyle, bu şekliyle. Şimdi o ayrı bu ayrı değil, her şey aynı. İnsanoğlu hataya düşecek, hataya düşecek ki Allah affedecek. Ha bu hata da değil, sevabı azalma noktasında. Buraya gelip taşlamayla ilgili. Şimdi ondan dolayı işin başından diyorum ki şeytana karşı dirayetli olun, güçlü olun. Ne eşinizle, ne oda arkadaşınızla, ne kardeşinizle, ne başka insanlarla kesinlikle ve kesinlikle kavga etmeyin, olumsuzluğa girmeyin. Şu kalbinize zerre kadar buğuz sokmayın. Yani bu toprakta kalbinizden olumsuz bir şey geçirmek bile yazılır, Allah muhafaza. Şimdi şeytanı biz niye taşlıyoruz biliyor musunuz? Hazreti Adem babamızı dün de söyledim size, cennetten çıkaran şeytan bizi hayli hayli yoldan çıkarır. Onun için ne yapıp Allah'tan namazla, niyazla, Allah'ın isimlerini zikrederekten şeytana karşı dirayetli olmak durumundayız. Bu Hazreti Adem babamız cennetten bir vesileyle elmayı yedirtti, çıkarttı şeytan. Hatta onlara dedi ki o elmayı Allah size niye yasakladı biliyor musunuz? Eğer o elmadan yerseniz burada ebedi kalacaksınız cennette. Ondan dolayı diyor yemeyin dedi. Eğer onu yemezseniz sizi çıkartacak dedi. Halbuki Cenab-ı Allah burada durun, hayatınıza devam edin derken yasak olan meyveye dokunmayın demedeki maksat
oydu, ebedi olarak orada yaşamaktı. Ama şeytan içeri giremedi, kapıdan Havva annemize, Adem babamıza şeytan vesvese verdi ve bir neticede onu yediler, ikisi de dünyaya gönderildi. Ve kıyamete kadar da Cenab-ı Allah'tan mühlet almıştı şeytan. Şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hadisesi, dün İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın kestiği yeri gördünüz mü? Her kurban ettiğini gösterdi mi hocam size, her birinize? İşte o hadiseden kaynaklanıyor. İbrahim Aleyhisselam 90 yaşlarına geldi. Rabbim bana bir evlat verirsen senin yolunda kurban edeceğim dedi. Cenab-ı Allah da İsmail Aleyhisselam'ı nasip etti. Ve İsmail Aleyhisselam belli bir noktaya geldi. Ya İbrahim, sen bir söz vermiştin, o sözünü abanın yerine getir. İbrahim Aleyhisselam da geldi burayı oğlunu kesmek için. Hacer annemizin yanından aldı, bu tarafa gelirken vesvese vermeye başladı İbrahim Aleyhisselam'a. Şeytan, sen nasıl bir babasın? Yani bir rüya gördüm diye, Allah emretti diye çocuğunu mu keseceksin diyerekten peygamber olan Hazreti İbrahim'e vesvese vermeye başladı. İbrahim Aleyhisselam aldı, şeytanı taşladı. Bu büyük şeytan. Ardından onu alt edemeyince Hacer annemize gitti. Git dedi, kocan dedi, oğlunu kesecek, onu öldürecek, onu rüyasında gördü, Allah emretti diye onu kesecek dedi. Hacer annemiz de dedi ki, Allah emrettiyse sana ne oluyor diyerekten o da şeytanı taşladı. O da orta şeytan şu ilerideki. Ardından ikisini halledemeyince, alt edemeyince geldi İsmail Aleyhisselam'a. Baban seni kesecek, sen kaç denildiğinde İsmail Aleyhisselam da şeytana dedi ki, babam peygamber, Allah'tan emir aldıysa sana ne oluyor diyerekten o da şeytanı taşladı. O da ta ilerideki küçük şeytandır. Üç tane şeytan var. Yani İbrahim Aleyhisselam taşladı, Hacer annemiz taşladı ve İsmail Aleyhisselam taşladı. Üç tane şeytanı taşlama sebeplerimizden biri budur. Yani sembolik olarak. İslam tamamıyla sembollerden ve şiar diye geçer bu. İşaretlerden mütevellidir. Namaz kılıyoruz, hareket ediyoruz. Mesela işte Arafat'ta bulunuyoruz. Ne bileyim Kabe'yi tavaf ediyoruz. Safa ile Merve arasına gidiyoruz. Cenab-ı Allah bu noktaları bize işaret buyurmuş. Has zamanında da bunu taşlamazsanız olmaz. Kurban gerekir. Yani bunu da taşlamak zorundayız. Bize bunu işaret buyurmuş. İslam sembollerden mütevellidir. Biz de bunu taşlamak durumundayız. Ardından bunları taşlayınca tabii ki İsmail Aleyhisselam demişti, baba beni sabredenlerden bulacaksın, Allah'a teslim olanlardan bulacaksın diyerekten o teslimiyetini göstermişti. Allah bizi o gibi teslim olanlardan eylesin. İşte Cenab-ı Allah onların o teslimiyetini, İbrahim Aleyhisselam'ın, Hacer annemizin ve İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyetini kıyamete kadar kim hacca gelirse onlara vacip kılmış. Yani bizler de hacca gelirsek, hacca gelen milyonlarca insanın taşladığı mekan burasıdır. Taşlamak zorundaya mecburiyetinde. Taşlamadığı zaman tek korkunun düşme noktası onların kurban kesmesidir. Başka türlü şey düşmez. Hasta olan nasıl taşlıyor? Vekalet veriyor bize, eşine, yakınına. Bir de onun adına niyet ettim ya Rabbi, senin rızan için Ayşe ablamın adına, Fatma ablamın, Ali abimin adına şeytanı taşlıyoruz diyoruz. Ramenli şeytani ve hizbihi diyerekten, Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şeytanı taşlıyoruz işte. Vekalette Allah'ım sizlere kısa zamanda gelip burada şeytanı taşlamayı nasip eylesin. Burada bulunmayı nasip eylesin. Bu büyük şeytandır. Bayramın birinci gününde o ikisini atmayız, sadece bunu atarız. Bayramın ilk günü şeyden gelince Müzdelife'den, Müzdelife'de vakfeyi yapıyoruz. Müzdelife'den çıkıp buraya geliyoruz. Burada Mina'dır burası. Burada o ikisini atmıyoruz, bunu atıyoruz. İkinci günü 7 tane taş ilk şeytana, ikinci şeytana 7 tane, üçüncü şeytan dediğimiz bu Akabe şeytanına da buna da ne yapıyoruz? 7 tane taş atıyoruz. Toplamda 70 tane taş topluyoruz. Eğer 4 gün taş atacaksak, eğer 3 gün atacaksak 49 tane topluyoruz taşı ve bu taşları gelip burada atıyoruz. Bu taşlamamızın ana nedeni ne bizim? Yani o zaman için Hacer annemiz, İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam taşlamış da biz de Allah'a söz veriyoruz. Ya Rabbi, bugüne kadar nefsimize uymuş olabiliriz, şeytana uymuş olabiliriz. Allah'ım bundan sonra şeytana uymayacağım, nefsime uymayacağım diyerekten Cenab-ı Allah'a söz veriyoruz. Yani bu tamamıyla sembolik olan bir şeydir. Tellik atarsanız olmaz.
şemsiye atarsanız olmaz, başka bir şey atarsanız olmaz. Atacağınız şöyle bir taş, bu kadar bir taş. Bu taşı atıyoruz dediğimizde, niyet ettim ya Rabbi, niyetimiz, niyet ettim ya Rabbi senin rızan için şeytanı taşlamak istiyorum diyoruz. Ve ardından da rağmen li şeytani ve hizbi, şeytana ve şeytanın taraftarlarına rağmen taşlıyorum diyoruz. Alıyoruz elimize taşı, 7 tane taşı, diyoruz ki atmayın. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ahlak taşlar gibi, armut taşlar gibi atmıyoruz. Namazda tekbir alıyoruz ya erkekler. Bayanlar olarak da bu şekilde yanaşıyorsunuz buraya. Rağmenli şeytani ve hizmeyi böyle atıyorsunuz. Ha, şuradan düşmesi yeterli. Bazı Allah nasip etsin. İnşallah gelip göreceksiniz. Bunlar tıklım tıklım insan dolu. Sizler gelip şu köşeden yanaşmaya çalışın. Beraber geldiklerimiz olur veya ayrı geldiklerimiz olabilir. Geldiğinizde şu köşeden doğru yanaşın. Burası tamamıyla izdamdır. Siz şuradan atacak olursunuz. Oraya düşmese eksik olur. Saçlamanız olmaz. Yanaşın. Acele etmeyin o zaman için. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten rağmenli şeytani ve hizbihi Bismillahirrahmanirrahim diyerekten taşlayacaksınız. Bu şekilde taşlama olur inşallah. Ana unsur ne? Ana unsur Allah'ım bundan sonra şeytanın yolunda gitmeyeceğim. Şeytanın emrettiği gibi sigara içmeyeceğim. İnşallah. Yani faize dalmayacağım, kumara dalmayacağım, yalan söylemeyeceğim, iftira atmayacağım, gıybet etmeyeceğim, haset etmeyeceğim. Allah her birimize akıl fikir versin. Sabah namazına gittik, arkamda bir hacı abim, ben bostana 2 sıra şey ektim diyor, ıspanak ektim. O çok vitaminli diyor. Ya bunlardan uğraşmayın. Epey bir şeyle saydı arkamda, sayıp duruyordu da onlara gerek yok. Kalbinizi Kabe'ye gelmişsiniz. Allah'ı zikrederekten elinize bir tesbih veya bir tesbih yoksa da gözlerinizi yumun, Allah 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 diyerekten devam edin. Yani yanınıza bilmeyerek de olsa bir iftira atacak olsanız, birinin gıybetini yapacak olsanız olumsuz olan yazılıyor. Bir de bir yazılmıyor, 100 bin yazılıyor. Ondan dolayı sakın ola ki böyle kötülüklerden uğraşmayın. Tabii ki şimdi sigara dedim de abilerimden de var, ablalarımdan da var. Siz onlara da dua edin ki Allah'ın bir an evveli bırakmalarını nasip eylesin. Uzak kalmalarını nasip eylesin inşallah. Ediyorum zaten. Sen ne mi içiyorsun? Ya kız, deme kız. Kız içiyorsa de deme. Tamam. Allah'ım sizlere şeytana uyanlardan eylemesin. Peygamberimize tabi olanlardan eylesin. Sizlere hayırlı ömür versin. Sembolik olarak, yani bu şart değişimini umrede de, sembolik olarak rağmenli şeytani ve hizbi deyip taşlayabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten. Tamam. Rağmenli şeytani ve hizbi. Bismillahirrahmanirrahim diye taşlayın. O zaman için size söyleriz biz inşallah. Hocam bu benim kardeşim, onun için dedim. Ben biliyorum.